Lülül mekanün, seleflerdeki inciler gibi el değmemiş Kur'an'da kadınların vasıfları. Hur, beyaz tenli, gözünün beyazı bembeyaz, siyah da simsiyah, ahu gözlü anlamına geliyor. İn, gözleri iri. Ebkar, her biri bakire, her ilişkide sonuçta yine bakire olan. Yani orada insanlar eşler ilişki veriyor. Her ilişkiden sonra yine bakire oluyor. Urub. Kocalarına aşık, işveli, kocaları tarafından içten bir sevda ile sevilen. Etrab. Yaşları eşit. Her biri 33 yaşında. Bu yaş sınırını ebediyen aşmayacak şekilde yaratılmış. Kasıra tüt tarf, bakışlarını yalnız eşlerine yönelten, kendine bakan eşlerine başka kadınlara bakmak ihtiyacını duyurtmayacak şekilde bakışları çekici. Yani kendi hanımı çok çok çekici, güzel görünüyor. Allah öyle yaratmış. O da ona bakıyor. Yani dikkati onun üstünde. Allah'ın sanatı bu. Hisan, yüzleri güzel mi güzel. Hayme, İçi boş inciden yaratılmış cennet çadırları. Beyzun-u meknun, saklı yumurta gibi bembeyaz, tenlerinin inceliği yumurtanın kabuğundan sonra gelen beyaz kısmı örtücü zar gibi ince ve şeffaf, çok ince ciltli. Ama dünyada bazı hanımlar değil mi, cildi kalın oluyor, o kötü etki yapıyor. Mutaharra, vücudu her türlü ac ve kirden, dili ve de çirkin sözlerden arınmış. Mutahhar, tertemiz. Tahirun. Tahirun ve tahirat. İnşallah. Nice bahçe ve üzüm bağları. İnsan mesela dünyada üzüm bağı o kadar göremiyor. Ama cennetin üzüm bağları mükemmel. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar. 78. surenin 33. ayeti. Dop dolu kadehler. İçinde ne boş bir saçma bir söz işitirler ne de bir yalan. Yani bunu bu içki aldıklarında alkol etkisi göstermediği için şuurları açık, gayet güzel konuşuyorlar. Adnen cennetleri, kapılar onlara açılmıştır. İçinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınları vardır ki bundan önce kendilerine ne bir insan ne de cin dokunmuştur. Yani cinsel ilişkiye girmemişler daha önce. Bakire. Sadece eşi ilişkiye giriyor. İnşallah. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Yani böyle mücevher gibi parlıyor. Çok kaliteli, çok güzel görünüyorlar. Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Bak huyu güzel. Önce huy. Sonra yüzleri güzel kadınlar vardır. Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar. Yani hiç kimsenin ilişkiye girmediği, iffetli, temiz kadınlar. Otağ yani cennet çadırları, büyük. Çadırda mesela insan hoşlanır. Çadırda yaşamak ister insanlar. Çadır ayrı bir zevk verir. Değil mi? Bir yere gittiklerinde falan hemen çadır kurmak isterler. İçgüdüsel bir arzu, cennetten kalma arzudur. Ve iri gözlü huriler, yani gözleri son derece anlamlı, oturmuş, güzel, derin bakışlı huriler. Sanki saklı inciler gibi. Bak hep saklı, muhafaza edilmiş. Yani bozulmamış, dejener olmamış. Cennetlerle nimetlerle donatılmış naim cennetlerinde. Cennetül naim, cennetül firdevs, cennetül adnen. İnşallah. Ve biz onları iri ceylan gözlü hurilerle evlendirdik diyor Allah. Ceylan gözlü hurilerle evlendirdik diyor. Hanımlar da eşleriyle.
eşini yüzlerce, binlerce çeşit bedende görür kadınlar. İnşallah. Aynı ruhta ama mesela biri başka insan yüzüne benziyor, biri başka insan bedeninde, biri başka insan bedeninde. Yüzlerce bedende oluyor ama aynı eş. İnşallah. Ruh, tek bir ruh hepsinde var. Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dönüp dolaşır. Hiçbir şekilde ölüm yok. Yani kafası bir yere çarpıp ölme, işte bilmem takılıp ölme, öyle bir şey olmaz. Kafası kopsa bile alır, tutar, yapıştırır, yoluna devam eder. Yani kolu kopsa bile alır, tutar, yapıştırır. Yani alıp koyduğunda o kol tamamdır. Yani yoluna devam eder. Yani istese kolunu koparabilir, çeker çıkartır. Yapıştırdığında da, yani birbirine getirdiğinde kol tamam, normal, sağlam, işlevindedir. İnşallah. Öyle ameliyata, uğraşmaya, şuna buna gerek yoktur. Hangi organ koparsa kopsun, yani mesela gözü çıksa bile gözünü alır, kol yerine göz işler. Yani cennetin özelliğidir o. Bilmiyorum, rüyanızı hiç gördünüz mü öyle? Cennette uçtu, rüyanızda uçtuğunuzu görmüştürsünüz. Evet, evet. O da cennetten kalma bir özelliktir. İnşallah. İnşallah. İnsan çocuk, eşinden çocuk olması istediğinde çocuk hemen oluşuyor orada. Yani kadının hamile kalmasına, şuna buna falan ihtiyaç olmuyor. Hemen bir villan orada oluşuyor. İnşallah. Yine. Yani bu benim çocuğum diye isterse sevebilir. Kendileri için hizmet eden civanlar etraflarında dönüp dolaşırlar. Sanki her biri sedefte saklı inci gibi tertemiz, pırıl pırıl. Yani son derece kaliteli gözleri, kirpikleri, burnu, her yeri pırıl pırıl parlıyor. Çok temiz, düzgün. Vücut arızalarında hiçbir itici özellik olmuyor. Sonsuza kadar. Maşallah. Bütün vücut ağızları sürekli temizdir. Maşallah. Pırıl pırıl temiz. Yani işte onun için yakuta inceye mercek, mesela yakut hiç kirlenmez. Tertemiz durur yani. Bir kutuya korsan saklı diyor sana. Saklı inceye gibi saklı tuttuğunda gıcır gıcırdır. İnsan da öyle. Pırıl pırıl. Ama dünyada daha yarım saat geçmeden kirlenir. Bir saat geçince kirlenir değil mi? Her gün banyo yapıyor, defalarca banyo yapıyor, yine temizlenemiyor. Her vücut azasını ayrı ayrı yıkıyor, yine temizlenemiyor. Özel yaratılıyor dünyada, dünyadan soğutmak için insanları. İnşallah. Ama yine de bin bir türlü hastalık, dert, bela olduğu halde deliler gibi dünyayı sever insanların birçoğu. Mesela dizlerinde ağrı olur, el bilekleri kolu ağrır, dişleri ağrır, dişleri dökülür, gözleri görmez, katarakt oluyor, bir şey oluyor. Burnunda rahatsızlık oluyor, beyninde unutkanlık, şu bu falan rahatsızlıklar oluyor. Kulağı duymuyor, karaciğeri çalışmıyor, midesinde ülser oluyor. Yahut akciğerinde enfeksiyon oluyor. Hiç fark etmiyor, daha hala mal yığma, hala köşeyi dönme hırsı oluyor. Birçok insan da biliyorsunuz. Evet. O insanın acizliğini göstermek ve o garipliğini göstermek için Allah tarafından özel yaratılıyor. Allah zalûma ve cehûle diyor. Zalim ve cahildir diyor ve nankördür diyor insan. Evet. İşte garip bu kadar delice hırs yapmaz. Mesela değil mi, birçok insan cildinin düzgün olması için cildiyeciye gidiyor. Cildi ayrı başına iş çıkartıyor. Kulağında rahatsızlık oluyor, onun için ayrı. Saçları dökülüyor. Saç ektirenler oluyor, işte saçına enjeksiyon yaptırıyor. Ondan ayrı uğraşıyor. Mesela boyun omurlarında fıtık oluyor boyun. Mesela ondan ayrı uğraşıyor. Sırt omurlarında fıtık oluyor. Ondan ayrı uğraşıyor. Kolu ağrıyor, omzu ağrıyor. Evet. Birçok eklemlerinde ağrı oluyor. Birçok kişinin karaciğerinde bozukluk oluyor. Birçoğunun midesi malum yani. Hep ülser veya ülserasyon oluyor. Ona benzer rahatsızlıklar oluyor. Mide bağırsak sisteminde bozukluklar oluyor. Üriner sistemde rahatsızlıklar oluyor. Ucu bucağı yok. Sinirleri bozuk oluyor. Yani ton hesabıyla sinir ilacı kullanıyor bütün dünyada. Yani psikolojik rahatsızlıklarını gidermek için ilaç kullanıyorlar.
bu bin bir türlü aczin içinde kirlenmeler, vücudun eksiklikleri, vücudun aczleri zaten her gün görüyorsunuz. Adeta bir bataklığın içerisinde kendilerine bir hayat kurmaya çalışıp çılgınca bir hayat mücadelesi veriyorlar. Halbuki Allah'a teslim olsalar dünya belalarının büyük bölümü insanlar üstünden kalkar. Arkasından savaşlar, kavgalar, anarşi, terör, siyasi tartışmalar, küfürleşmeler, siyasi gerilimler, her an tutuklanma korkusu oluyor birçok insanda. Mahkemeye düşme korkusu oluyor, karakola düşme korkusu oluyor. Sokakta dövülme, sövülme korkusu oluyor. Yahut internette hakaret edilmesinden korkuyor. Aleyhine bir şeyler yazılmasından korkuyor. Gazetede aleyhine bir yazı çıkmasından korkuyor. Yani ucu bucağı yok. Karısıyla kavga etmekten korkuyor. Oğlunun evden kaçmasından korkuyor. Çekleri, senetleri ödeyememekten korkuyor. Gelecekten korkuyor. Ekonomik açmaza girmekten korkuyor. Ay başında kirayı verememekten korkuyor. Bin bir türlü bela dünyada kol gezer. Ama bunun arasında insanlar bütün güçleriyle dünyaya bağlanıp sadece dünyayı yaşamak ve Allah'ı unutmak isteyen bir karakter oluyor bir kısım insanlar. Bu işte Cenab-ı Allah ayette zalûma ve cehûlâ ayeti ve insanların nankör olduğuyla ilgili ayet. Bu karakteri, bu kişiliği birçok insanda göreceğimizi gösteriyor. Çevrelerinde gençlikleri ve dinçlikleri ebedi kılınmış civanlar dolaşır, durur. Sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın. Yani cennetin içine böyle bir orman, ya bir arazi, şimdi buraya inciyi saçtak siyah bir alanın üstüne. İnciler hemen dikkat çeker değil mi? Saçılmış inci gibi onlar görülür diyor böyle cennette. Her biri ayrı pırıl pırıl parlayarak gezerler. Dikkatinizi çeker diyor Allah. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde min zevcetin diyor ayette. Tahtlar üzerine yaslanmışlardır. Gölge meraklar ya dünyada. Aslında zaten orada güneş yok ki yaksın. Ama içgüdü olarak gölgeye kafa taktıkları için insanlar illa gölgeye mesela orada daha rahat ediyor, hoşuna gidiyor. Halbuki eşya orada kendini ışıklıyor, güneş yok. Bütün madde kendini ışıklıyor, dış kaynağa ihtiyaç yoktur. Burada sebep olarak yaratılıyor kaynak, ışık kaynağı. Yine kendine ışıklı bu sistem burası da. Yani gölge ve ışık olduğu yerde yaratır ama ışık kaynağı olmazsa mantıksız olacağı için öz olarak ışık kaynağı yaratıyor Allah. Mesela güneş yaratılıyor. Abi güneşe ihtiyaç yok. Normal aydınlanıyor zaten dünya. Güneşten kaynaklanmıyor aydınlık. Allah aydınlatıyor. Ama işte güneş doğdu ortalık aydınlandı diyorlar. Ya mantık oturması için yapılan sebeplerdir bunlar. Siz ve eşleriniz cennete girin, sevinç içinde ağırlanacaksınız. Hemen orada eşlerini Allah onlara gösteriyor, hemen tanışıyorlar. Müminse eşi. Mesela ölen insan hemen eşiyle orada cennette buluşur. Yani bu dünyada eşinin beklemesi diye bir konu yoktur. Hani diyor ya adam ben ölünce eşimi ahirete bekleyeceğim, işte kaç yüz yıl geçecekse. Öyle bir şey olmaz. Öldüğünde hemen mümin cennete gider. Ve hemen eşiyle beraber olur. Yani zaman konusu yok. Zaman izafi. İnşallah. Yani sorgusu yapılan adam, anlatmıştım daha önce. En son sorgusu yapılan, en başta sorgusu yapıldığını zannediyor. Mümine sorgu onore etmek içindir. İnşallah. İşte sen şeyhine şöyle hizmet etmişsin doğru mu? Sağlığıyla ilgilenmişsin doğru mu? Şu kadar zekat vermişsin doğru mu? Namazlarını kılmışsın doğru mu? Orucunu tutmuşsun. Şu kitapla kişilere kitap dağıtmışsın, tebliğ yapmışsın. Bunlar doğru mu? Evet diyor, evet diyor, evet diyor. Zaten sırf onur etmek için. Yani duyulsun diye etrafta. Yani hani bu neden cennete giriyor diye merak eder ya insanlar. Etrafındaki insanların bilip duyması için yapılıyor. Yani mantıklı bir nedenden cennete girdiğini göstermek için. İnşallah. Hepsi tek tek duyulur. Şu gün şunu işi insana şu zekat vermişsin, şuna şu yapmışsın. Şu gün sana ters konuşan adama şöyle güzel cevap vermişsin. Şöyle eziyetlere katlanmışsın, şu ters cevaplara güzel cevap vermişsin.
Mesela 1 milyon adetse bu olay, 1 milyonu da sayılıyor. İnşallah. 10 milyon adetse 10 milyonu da sayılıyor. İnşallah. Ama ona 10 saniye gibi geliyor. Yani hem ne çabuk bitti diyor. İnşallah. Sorgumda. 10 saniye gibi. Zaman kısa ve izafi. İzafi olunca kısa geliyor. İnşallah. Mesela şeytan belki 200 bin yıl hizmet ediyor. Kendince çirkin anlamda. Ama ahirete gittiğinde soruluyor ne kadar kaldın diyor. Bir gün veya bir günün bir vakti kadar kaldım diyor. Mesela bazı şeytanlar da ya göz açıp kapama vakti kadar diyor. Çok kısaydı diyor. Bayağı kısa bir vakitte diyor. Allah diyor ki süresi kadar kaldılar diyor. Ama izafe olduğu için zaman çıkaramıyorlar. İnşallah. Yani samimi kanaat ya. Yani bir gün olabilir diyor. Yok yok diyor, bir günün yarısı kadardı tahmin ediyorum diyor. Yani sabahtan öğlene kadar gibi olması gerekiyor diyor. O kadar kısa kaldım diyor.